Arkadaşlar merhaba, Finlandiya'dan tekrar herkese selamlar, saygılar. Lahti'deyim. Düne kadar hava -12-13 dereceydi. Umarım sesimi iyi duyuyorsunuzdur. Şimdi -6 veya 7 civarına kadar yükseldi. Isındı yani hava. Bugün kar fırtınası bekleniyor. Zaten başladı yavaş yavaş. Kar yağmaya başlamadan önce rüzgar vardı. O rüzgar dindi herhalde. Yok, dinmemiş. Yukarıda ağaçlarda tepelerinden biraz estiğini görebilirsiniz. Çıkayım bir yürüyüş yapayım dedim. Fırtına gelmeden önce eve tıkılı kaldık. Burada hem size birazcık kar yağışını göstereyim dedim. Hangi kamerayla çekeyim diye düşündüm. En güzeli bu 360 derece kamera diye düşündüm. İyi, umarım doğru karar vermişimdir. Zaten fazla da böyle bir yürüyüş yapmayı düşünmüyorum. Evin civarında yakınlara gidip geleceğim zaten. Şöyle bir ayaklarımız açılsın biraz. Hem de birazcık Türkiye'nin gündeminden uzaklaşayım, kafa dinleyeyim dedim. Türkiye'nin gündemi o insanın canını sıkıyor. Allah hepimize kolaylık versin diyorum oradakilere. Şu arkadaşlar bisikleti görüyor musunuz? Dün müydü, evvelsi gün müydü, neydi bu bisiklet? Buraya geldi. Birisi zincirlerini koparmışlar herhalde. Çoluk çocuk da olabilir. Bu memlekette çok görüyorsunuz, kızak yapıyorlar arkadaşlar. Bu memlekette çok şey var arkadaşlar. Bisiklet var. Hatta okullar böyle bisiklet tarlası gibi oluyor. Bisikletle gelip gidiyorlar. Yaz kış öyle. Barların önü. Öyle oluyor. Bazıları da bu bisikletleri bardan çıkan, taksi parası olmayan, eve kadar yürümeyi üşenen kişiler kilitsiz olan bisikletlerin bir tanesini böyle ödünç alıyorlar, geliyorlar, bırakıyorlar. Burada da bir gelenek var arkadaşlar. Eğer araban bozulduysa, yol kenarına bırakırsa, ertesi gün gidersen o bıraktığın aracı burada gördüğünüz bisiklete yaptıkları gibi şiddet uyguluyorlar arkadaşlar. Kırıyorlar, döküyorlar. Tekerleklerini alıyorlar. Böyle para için yapmıyorlar, onu da söyleyeyim. Genelde. Lazımdır belki, kendisi onun için alıyordur. Aynı araba vardır, gençler yapıyor bunu. Kimisi zevk için yapıyorlar. Action yani. Sıkıcı olduğu için herhalde hayat gençler için. Aksiyon arıyorlar kendilerine. Böyle bir kültür var burada arkadaşlar. Bir de burada araçların, bisikletlerin hiçbir değeri yok arkadaşlar. Yani herkesin ulaşabileceği fiyatlarda olduğu için Türkiye'den bile kaç kat ucuzlar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok ucuzlar. 300-500 euroya araba bile bulursunuz. Türkiye'deki arabalara 10 çeken arabalar bulursunuz yani. Belki 100 çeker. Eski arabalardan bahsediyorum. Oho. Farkındaysanız birazcık tepeye doğru çıktığım için soluk soluğu kaldım. Kondisyon eksikliği var. Arkam bakayım da. Bazen burada motorla falan geliyorlar. Hani motorun sesini duymayacak mısın diyeceksin. Elektrikli motorlar var ya. Onlar da olabilir. O yüzden. Arabalar, bisikletler burada. Genelde ucuz yani. Ya öyle bir arabalar veriyorlar ki bedavaya. İnternette bu görürsünüz.
Al götür git hurdayı diyor. Alıyorlar. Yedek parça olarak kullanıyorlar. Ya da hobi olarak bu işle uğraşanlar evinin bahçesinde, garajında veya tutuyorlar, yer tutuyorlar. Eski sanayi dükkanları boş burada arkadaşlar. Tutuyorlar orayı. Hobi amaçlı. Kullanıyorlar onu. Bir iki arkadaş bir araya geliyor. Boş zamanlarını orada geçiriyorlar. Zaten dediğim o sanayi dükkanları bizdeki gibi değil. Korumalı, ısıtmalı. Adam yatak bile atıyor oraya. Yatak, koltuk, her şeyi atıyor zaten. Böyle hobi olarak uğraşıyor. Ağaçların dallarındaki karlar düşmüştü bu. Rüzgar çıktı dedim ya biraz önce. Tekrar yavaş yavaş yağan kar ağaçların dallarını tutunmaya başlamış. Buradan gitsem mi? Geçen gün buradan yürümüştüm. Gitmemiştim. Hadi bugün gideyim. Gerçi tam zamanında değil ya. Burayı temizlemiyorlar. Bu yol değil çünkü. Patika. En azından bu ormanı göstereyim ben size. Bu orman şehrin içinde arkadaşlar, farkındaysanız. Zaten bütün Finlandiya orman içinde. Bir ileri bir geri yapayım var. Şurada ağaç devrilmiş. Demiştim ya. Fırtınadan, hırttan, zırttan. Böyle manzaraları görmek sürpriz değil burada. Hem bir tane de değil, birkaç tane galiba. Bana göre sağ tarafında bir tane kırılmış. Herhalde burası hafif bir açıklık olduğu için rüzgar buradan girmiş. Oh. Vay be, çok kötüymüşüm ya. İyi ki çıkmışım. Bir de karda yürümek çok zor arkadaşlar. Ayakkabı da ağır, botlar. Yani şimdi de birazcık sürünelim. Askerlikte yaptığımız gibi. Gerçi sürünemiyoruz da. Göbekten dolayı. Tepeye mi çıkayım? Abi, tepeye çıkayım hadi. Yoldan çıkayım. Gördünüz zaten. Biraz sonra burası da bitiyordu şu patika. Diğer yola çıkıyor. Hep aynı. Zaten en azından burası daha zormuş ya. Hem yokuş yukarı hem burada trafik olmadığı için kara ezilmemiş. Daha zor yürümesi. Neyse çıktık. Tepedeyiz çocuk. Oyun parkı burası. Çocuklar yok. Fazla rüzgar var. Duyuyorsunuzdur herhalde. Rüzgarın sesini. Ormanın içini fazla işlemiyor kar. Şey, rüzgar. Bahsediyorum. Biraz soluklanayım arkadaşlar. Türkiye'nin gündemi. Türkiye'de olanlar Allah kolaylık versin derim. Boş boş gündemlerle uğraşıyorlar. Zaten politikayı pek fazla artık ilgilenmiyorum. Politika yapmıyorlar zaten. İşte günlük sen ben kavgasına dönüşmüş durumda. Herkes gündeme gelmek için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Hepsi de meşhur olmak isteyen tipler. Gündemden düşmek istemeyen tipler yani.
Buradan mı gideyim acaba? Yürüyelim, yürüyelim bakalım ya. Yürüyelim bakalım. Çocuk sesleri geliyor da o tarafa mı gideyim dedim. Bu maskeyi bu havalarda takmak çok güzel diyeceksin. Eski dışarıda in yok, cin yok. Niye maske takıyorsun? Arkadaşlar maske soğuktan insanı koruyor. Ben tuttum maskeyi kış aylarında. Kesmiyor en azından. Soğuk. Evet, kar aracıymış. Ben de dedim ki rüzgar sesi mi? Arabaların camlarını arkadaşlar kazıyorlar. Türkiye'de aklıma geldi. Türkiye'de aklıma geldi. Babam ben küçükken öyle don yaptı mı? Aydınlıyım, onu da söyleyeyim. Nerede konuştuğumu söyleyeyim de. General olduğumu söyleyeyim de olayın nerede geçtiğini de siz bilin diye söylüyorum. Yani çok nadir kışlarda geceleri don olurdu arabalar, camlar buz tutardı. Vallahi şimdi düşünüyorum da sinek su döküyordu camı yerse. İki camı falan patlatmış. Herhalde bir kere patlattı. Su dökerek olmadı o da. Şey olarak işte çok soğuk üşüyoruz diye bitiyor. Kapanmasını kapatmış içeride. İçeri vermiş. Her yer kapanmış. Çok sıcak olduğu için gelmişmedi. Önce patlamış. Görebilirim. Gözlük asıyor. Açık. Kaç ay izleyelim. Ha, orada karlı kar yok. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Sağdan geri gideyim ya. Sağ kaldırın da. Bir de ha, şurada oturmuştuk arkadaşlarımız. 5-10 sene önce. Nasıl da güzeldi. Tepe. Tepe. Zirve sokak zaten adı. Tepe zaten bu kadar. Tepe zaten. Farkındaysanız kısa zamanda ulaştık tepeye. Bunlarda tepeler, dağlar çok nadirdir. Türkiye'deki gibi değildir. Zaten ülkemizi o yüzden çok seviyorlar, dağlarını, tepelerini. İnsanlarını, daha doğrusu kültürünü diyelim. İnsanlarımız da değişti ya. Artık onlar hakkında bir şey diyemeyeceğim. Dünya değişiyor, ne yapalım. Böyle bir kış var burada arkadaşlar. Biliyorum Türkiye'de kuraklık var. Biraz oraya da gönderebilsem iyi olacak bu yağışlar ama elimden gelmiyor. Bavulun içine duman koyup getirsem o da bana yetmez. İklim değişiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hani bizim gibi insanların yapacak bir şey yok. Sıradan insanlar hep beraber bir şey yaparsa vardı. Konular ayrı konular. Biz şey, arkadaşlar şehir böyle her ya karda mı yürüyorum, yolda mı yürüyorum bilemedim. Beyaz olduğu için bir de kar yağdığı için rüzgarla beraber gözümü açamıyorum. Gözlük olsa iyiymiş. Gümüş gözlüğü bile olsa çok iyiymiş, görecekmiş. Umarım fazla canını sıkmıyorumdur. Etrafım. En azından bu 360 derece kamera olduğu için beni izlemek zorunda değilsiniz. Etrafa bakarsınız. Sesimden hoşlanmayanlar da sesi kısabilirler arkadaşlar. O
Oradaki yakındaki marketimiz bu sol tarafta bana göre. Yazıyor zaten market diye. Göremiyorsunuz, görmeyin daha iyi. Burnumdan su akıyor arkadaşlar. Belki de maskeden dışarı sızmıştır. Bakmayın. Biraz önce camdan, balkondan bakarken komşu diyorum da bildiğiniz anlamda komşu değil yani. Komşu ama tanımıyorum. Hiç kimse kimseyi tanımıyor burada zaten. Ne fazla tanıyabileceğim. Yani yüz olarak aşinalık tanıyabileceğim genel konuşuyor. Alt katıdır ya üst katıdır. Yanıdır. Biz onları bile göremiyoruz. Görmediğimiz için kim oturuyor? Binanın komşusu park yerinin arasına camlarını kazıyordu. Bunu Türkiye'de olsam hayatta yaptırmaz diye aklımdan geçti. Yapmazlar diye. Kazıyorsun yani. Kazımak zorundasın o buzu. Kara çıkarabilmen için. Burada öyle şeyler var. Muhakkak Türkiye'de de vardır. Çünkü dediğim gibi ben Aydınlıyım. Aydın'da biz karı sadece uzaktan dağlardaki karı görüyoruz. Zaten dağlarda yaşayan insanların da maddi durumu kötü olduğu için herkesin öyle aracı yok. Olsa bile zaten dediğim gibi arkadaşlar yol yoktu eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum da. Genelde ana yollar güzel Türkiye'de de. Tabii ara yollara da bilmiyorum. Onlara da belediye baktığı için nasıl bakıyorlar, nasıl şey yapıyorlar bilmiyorum. Yani genelde fazla bir değişen bir şey olmamıştır. Arabası olanlar zaten ya şehirde yaşıyordur. Haftada bir, ayda bir gidiyordur işte. Annesi babası varsa görmeye. O şekildedir yani. Burada arkadaşlar yerleşim çok dağınık olduğu için geniş geniş alanlarda insanlar oturuyorlar. Siz bir de kırsala gidin. Kırsala görün. Bu videolarla onları anlayamıyoruz gerçi. İyi bir şekilde de kırsalda birbirlerini görmüyor evler. Çok uzakları birbirlerine 3-5 kilometre. Belki daha fazla. Bilmiyorum. Türkiye'de böyle yerleşim yer olarak nereyle, hangi bölgemizle kıyaslayabiliriz? Onu da bir şey diyemeyeceğim. Ama benim olduğum yerde evler dip dibedir. Çünkü kültürümüz öyle. Birbirimizden destek alalım. Almak için böyle yapılmıştır. Birbirimize yakın olmayı seven bir toplumuz. Kardeşler bile yan yana ev yaparlar. Her ne kadar anlaşamasalar da. Çünkü dış tehditlere karşı en güzel savunma budur. Toplu olmak, güçlü olmak. Burada öyle bir şey yok. Buranın kültürü onu gerektirmemiş. Belki alan büyük, orman büyük olduğu için saklanma olasılıkları daha fazla. Bilemeyeceğim tabii. Kültür farklılığı bu. Zaten buradaki müstakil evi olan adamlar müstakil evi en az 3000 metre kendi bahçesi olması lazım diyorlar. Eğer 3000 bahçeden, 3000 metrekareden yani daha az bahçesi olan yerlere, yani 3000 metreden daha az yere inşa edilmiş müstakil evler, müstakil ev sınıfına bile koymuyorlar arkadaşlar.
Ama bu demek değil ki burada öyle evler yok. Var ama dediğim gibi az olunca iyisini alıyor. Kültür bu ya. Kültürü anlatmak için söyledim. Buradaki farkındaysanız bu apartman daireleri bile birbirine uzaklar. Hatta karşılıklı birbirlerini göremeyecek şekilde ters yaparlar. Binaları öyle yerleştirirler planlarında. Ya da onu yapamıyorlarsa uzak yaparlar. Mesela sağ tarafı çapkal yapmış. Evin karşılıklı kurmamış. Biri başlıyor bir şekilde. İyi ki arkamdan geçecekler, destek oluyor bu. Hem de yüzüme vurmuyor rüzgar. Bakın buralarda böyle yollar tehlikeli de böyle fırtınalar da. Rüzgar, fırtına vesaire yola diyelim ki bir yaprak yığını getirir veya bir dal parçası uçar. O dal parçası şunun gibi mesela veya benzeri her neyse uçar yolda kalır. Bu defa o dal parçasına kar falan yapışır, tümsek olur arkadaşlar. Bu beyaz olduğu için her taraf, sen arabayla gelince o tümsekliği fark edemezsin. Çünkü kamuflu olur. Bunlar da böyle bir kazalara yol açabiliyor burada. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Burada araba kullanmak Türkiye'den daha rahat, onu da söyleyeyim. Ben seviyorum. Kışın da rahat. Hiç aklıma gelmezdi. Yani ben kış ayında ben bir araba kullanacağım. İşte şöyle kaygan böyle. Ya arkadaşlar, ehliyeti ben burada aldım. Türkiye'den değil. Burada aldım ehliyeti. Burada ona göre eğitimlerine geçtik. Eğitimlerini verdiler. Kaygan havada nasıl araba kullanılır, nasıl kontrol edilir, işte bir engel çıktığında nasıl frene sıkılır, arabanın kontrolü kaybedilmez. Şey yaptılar, hatırladığım kadarıyla belki değişmiştir şimdi. Ya değişmişse bile zorlaşmıştır yani. Öyle değişme değil. Kaygan bir zeminde, boş bir arazide 80'le götürüyorlardı. Duba koyuyorlar diyorlar. Dubalarda engel çıkmış gibi sağ sol yapıyorduk. Zaten böyle şeyleri şeyde görüyorsunuz. Televizyonlarda görüyorsunuz. Bunlar burada sıradan şeyler arkadaşlar. Zaten bu büyük araba firmaları arabalarını piyasaya sürmeden önce yeni modelleri buraya kuzeye, buranın daha da kuzeyine, burası değil yani. Buranın kuzeyi daha kutuplara yani teste getiriyorlar. Buranın kuzeyi daha soğuk oluyor. Soğuktan bahsetmişken ben burada hayatımda birkaç defa çok soğuk gördüm. -34, -35'leri gördüm en fazla, öyle hatırlıyorum. Eğer geceleri daha fazla düşmediyse onu da bilmiyorum da. En fazla bildiğim, gördüğüm -34 veya -35 olması lazım. O soğukları adam arkadaşlar adamın canını acıtmaya başlıyor arkadaşlar. Hani Türkiye'dekiler bilirler en azından. Hani yüzünüz açık olur, rüzgar eser şeyle beraber jilet gibi kesen rüzgar derler ya. Onun gibi acıtıyor arkadaş soğuğun değdiği yerler. Üşümüyorsun. Sanki işkence görüyorsun. Öyle değil. -34, -35'te -20'lere inmişti galiba, hatırladığım kadarıyla. Bahar gelmiş gibi hissediyorsun. Öyle hissettik. Elbiseler bile fazla geliyor yani. Çünkü vücut uyum sağlıyor. Vücut uyum sağladıktan sonra da biliyorsunuz vücudumuz bizim hemen uyum sağlayamıyor. En az benim hatırladığım kadarıyla bir 24 saat mi veya saatler en azından. Burada doktorculuk oynamayayım. Uzmanlık da oynamayayım.
Vücut. Arkadaşlar, ön kameram durmuş. Nerede durduğunu bilmiyorum. Gene kendi kendime konuşmuşum ben biraz. Fazla konuştuğumu sanmıyorum ama olsun. Neyse, önemli değildi. Zaten muhabbet ediyoruz burada. Dediğim üzere ben bakıp duruyordum, ışığı yanıp sönüyor bu kameranın. Bir ara unuttum tabi. Bir ara unutunca da kapanmış kameramız. Oh. İşte böyle havalarda millet alıyor nevalesini arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evine gidiyor. Açıyor, içiyor, yiyor, her neyse. Evler zaten korunaklı vurdu. Siz de biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Kışın kilolar böyle bir birikiyor. Ben de tam tersini yapmaya karar verdim. Bu koronadan dolayı evin içine depildik kaldık. Ege ağzıyla konuşayım. Tıkıldık kaldık yani. Öyle olunca ben dedim ya, yiyemeyeceğim. Zaten buraya gelince Türkiye'den bir hava değişikliği oldu arkadaşlar. Vücut daha fazla ödem tutmaya başladı. Çünkü buranın havası serin olduğu için, atamadığımız için ben burada bayağı kilo aldım. Bir evi de birazcık keyfimize baktık. Öyle diyeyim. Bir baktık. Aa. Biz büyümüşüz. Adam olacağız yakında. İşin şakası bu tabi. O yüzden ben de bir buçuk aydır işte birazcık yememi içmemi dikkat etmeye çalışıyorum ama yapacak bir şey yok evde. Bu Noel yılbaşı olduğu için zaten marketlerde her türlü güzel şeyleri vitrine çıkarıyorlar. Gerçi almadım ki öyle bir şey yapmadım, yemedim. İnşallah acısını biraz kilo verdikten sonra çıkarırız. Başka öyle teselli ediyoruz kendimizi zaten. Verdim ama 3-5 kilo verdim. Tabi bu yeterli değil, çok kilo almışız. 3-5 kiloyu zaten biz buraya geldiğimizde almışız. Haberimiz yok. Okul başladı dün. Onu da diyeyim. Okulumuz başladı. Dün dersimiz İngilizceydi. İngilizce olarak bu programı hazırladık. Bugün devam ediyor. Biraz sonra gene var. Hadi dedim gitmeden önce, başlamadan önce birazcık yürüyeyim. Çünkü 3-4 saat bilgisayarın başında oturmak insanı mahvediyor. Hakikaten bu büro işini yapanlar çok zor durumdalar yani. Onları da nasıl diyeyim, acımak lazım demeyeyim. Elbette onların tercihi bu. Herkesin bir tercihi var. Daha önceleri böyle işler bize kolay, rahat geliyordu ama rahat işler değilmiş yani arkadaşlar. İş yaptığın işin çok değişik olması lazım. Gerektiğinde oturmak, gerektiğinde hareket edilmesi lazım. Tek tip bir iş. O da iyi değil. Ben senelerce fabrikada çalıştım. Hep hareket halinde, hep ayaktaydık. Bu defa ayakları insanı taşımıyor insanı. Fazla zorluyorsun, oturma imkanın yok. Bu iş oldu mu hem oturabilmelisin hem de hareket etmeli, edebilmelisin yani. O iş, işin şeyi öyle olması lazım. Doğası öyle olması lazım. İnsanoğlu biliyorsunuz oturmaksa sadece oturmayı seçiyor. Genelde farkında olmuyor ama bu iş sizi teşvik etmesi lazım. Şey yapmayı, hareket etmeyi. Gerektiğinde de oturmayı yani. Öyle bir iş. Bizimki de öyle değildi. Hiç oturmaya fırsatımız yoktu. O da iyi değil. O da iyi bir şey değil. Bu defa insanın ayakları, artık meslek hastalığı dediğiniz şeyler oralardan çıkıyor. Ayağı, beli, her neyse çıkıyor. Biz gene burayı tanıyan tanır.
alışveriş merkezimiz. Yani mahallelerde böyle çarşılar vardır. Eskiden yapılmış arkadaşlar. 70'lerde 60'larda mı olacak? Öyle bir yerler zaten. Bunlar ki hizmeti ayağa getirmişler yani. Burada işte gerekli mahallenin gerekli şeyleri var. söyleyeyim bana. Alışveriş yapabilecek tabii. Dükkanlar buraya getirilmiş. Neyse temel ihtiyaçları yani. Barı var. İşte buranın kültürü öyle olduğu için diyorum. Türkiye'de kahve diyeyim. Kahvesi var. Kafeteryası var diyeyim. İşte marketi var. Postanesi varmış. Bankası varmış. Şimdi bankalar falan postaneler bunlar kaldı artık. İnternet falan olaya çıktığı için. Onlar küçüldüler. Böyle bir yerler çoktur arkadaşlar. Farkındaysanız bizim mahalle aralarında bile bakkallarımız, şeylerimiz, marketlerimiz vardır. Bunlar da yok arkadaşlar. İzin vermiyorlar. Zaten bu sitelerin yapıldığı yerler yer yok, vermiyorlar. Vermezler zaten. Alsalar da belki belediye vermez. Bilemeyeceğim. İmar planında yok yani. O yüzden böyle yani. Ya geldik sayılır eve. Birazcık şöyle bir tur attım yuvarlak. Tepenin etrafında. Tur attık arkadaşlar. Umarım fazla canınızı sıkmıyorumdur. Gene tekrar ediyorum bunu. Böyle bir canınızı sıkıyorsa yorumlara yazın yani. Babayla çocuğu beraber vakit geçiriyorlar. Farkındaysanız. Ne boyunca sen herhalde? Şuna boyar. Çocuğun cinsiyetini öğren. Çocukların daha doğrusu. Böyle kışlık tulumları giyince hiç kimsenin ne olduğu belli olmuyor. Oğlanmış ikisi de. Aferin oğlanlar, çocuklar. Çocuklar demedi de. Aferin erkekler dedi. Gene tepe. Buradan çıkmıştık yola arkadaşlar. Oh, iyi oldu, iyi. Birazcık hareket yaptık, terledim ama siz farkında değilsiniz, diyeceksiniz ki -7 derece ya, dışarıda kar yağıyor. Korunaklıyız arkadaşlar. Korunaklıyız. Evet, başladığımız yere geri geldik. Bisiklet. Bisiklet bizim startımız oldu. Öyle diyeyim. Farkındaysanız arabaların ön camların silgeçleri havada. Birçoğunun silgeçleri cama yapışıyor. Yapışınca, farkına varmadan çalıştırınca otomatik oluyor. Onlar biliyorsunuz. Koparıyor lastikleri. Rüzgar çıktı. Yukarı. Burada değil. Sesini duyuyorsun. Tepeden geldik zaten, fırtınalıyım. Şunu birisi arabayı çalıştırmış ama ısınsın diye bekliyor herhalde. Kazması zor oluyor camları. Bazen birazcık çalıştırıyorlar arabayı, sıcaklık veriyorlar. O zaman birazcık gevşiyor arabanın camlarındaki buzlar içeride. Şunu göstersem iyi olacak. Çinçok burada bak. Çinçok burada da. Bak şimdi önce süpürüyor. Biz neredeyiz şimdi? Göstereyim onu da. Çaktırmadan. Kazacak ama. Kazmasın da zaman alır. Ne zaman keyif isteyecek de kazacak. Önce arabanın üstündeki karları mı atacak? Ne yapacak onu da bilmiyorum. Evet. Sesi duyuyorsunuz.
çart çurt diye kazıyor. Böyle arkadaşlar. Burada böyle. Hakikaten bir arabanın birisini yapsam. Hani dokunsam yani bir şey yapmayacağım da. Birisi bir şey diyebilirim. Başka ne tanıdığım birisinin arabası da yok burada zaten. Beraber birazcık Finlandiya'nın karında yürüdük arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunu söylemeden yapamayacağım. Türkiye'de lütfen bu, hakikaten diyorum, bu koronavirüs çok tehlikeli bir hastalık. Tehlikeli bile olmasa bazı inanmayan arkadaşlarımız var içimizde. İşte bu komplo teorisi falan deniyor da, doğru olsa bile bir maske takıp kendinizi korumakla kaybedeceğiniz bir şey yok. Tedbiri elden bırakmayalım. Sonra da ya düşünceniz öyle olabilir, bak haklıymışım diyebilirsiniz. O gene ayrı bir şey. Haklı olmak ayrı bir şey. Maske takıp kuralları uygulamak çok çok ayrı bir şey arkadaşlar. Bunları birbiriyle karıştırmayalım. O yüzden kendiniz dikkat edin. Bize bir şey olmaz zihniyeti doğru değil. Size, sana olmuyordur ama sen başkasına yapıyorsun. Yapacak bir şey yok. Bakalım bu dediğiniz gibi komplo teorisiyse bile, bir senaryoysa bile bunu hepimiz yaşayıp göreceğiz. Takmamakla bir şey ispatlayamayız. Veya onlara engel olamayız. Neyse. Bunlar bekle gör politikasından başka bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Onu da söylemek istedim arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bir şey geçmiş. Kendinize iyi bakın diyorum. Finlandiya'dan bütün herkese tekrar selamlar. Ülkemizin kıymetini bilin.